Şimdi burada Osmanlı'dan kökümüz bizim Orta Asya'dan gelme. Hı hı. Gelirken beraber getirdiğimiz Türk malı, bozırk dediğimiz, hı hı, eski kara sığır, yörük malı dediğimiz malları, kurbanlıkları topluyoruz şu anda. Nasıl topluyorsunuz efendim siz burada? Biz tamamen bu yaz kış doğada, yaz yatağı burada, hı hı, kış yatağı buranın 400 metre aşağısında olan kışlak var burada. Yani bu hayvanlar sürekli dağlarda mı geziyor kendi kendine? Tamamen dağda, yaz kış. Hı hı. Yazın buraya sen de az önce, hı hı, parça parça çekim yaptın. Tamamen gruplar halinde 10 tane, 20 tane, 50 tane, hı hı, parça parça grup halinde hep doğada kalır bunlar yaz kış. Peki nasıl yaşıyor efendim bunlar kendi başlarına dağda? Şimdi bunların ırkı yerli sığır dediğimiz, bunlar kışın çok şart, yani zor şartlarda, hı hı, odun yer, odun, çubuk yer, hı hı, meşe çubuğu yer. O yüzden yani kendini bir türlü doyuru. Eksi 40 dereceye kadar, hı hı, belki daha fazla olsa 25 derece kadar oluyor bizim buralarda. Peki yabani hayvanlara karşı kendini koruyabiliyor mu? Yabani ayıdan başka gerçekten koruyor. Ayı bizim ortak, çalışıyoruz ayıyla. Nasıl yani ortak? Ayı çok zarar veriyor bize. Ne kadar veriyor yılda mesela? Yani yıllık bir kere bir 10-15 tane buzağımızı yiyor. Bazı yıllar daha fazla yiyor. Hı hı. Onları da gözden çıkartıyorsunuz siz. O da onların... Yani bu hayvanlar %100 doğal mı besleniyor? Tamamen doğal. İşte şimdi buradan bugün 80 gün var kurbana. 80 gün içeride duruyor. O da daha biz başladığımızdan beri günde en fazla 3 tane 4 tane. Yani bir ay 40 gün, hı hı, daha fazla dana topluyoruz. Zor mu bu yakalamak? Neyle yakalıyorsunuz efendim? Uyuşturucu iğneyle yakalıyoruz. Başka türlü yakalanmıyor mu? Kesinlikle. Niye? Yabani olduğu için mi? Tabii, tamamen doğada yaşadığı için insandan çok kaçar bunlar. Hı hı. Ancak belli bir tuz manasına böyle toplanır. Ondan da uyuşturucu iğne atarak, hı hı, o şekilde yakalar bunlar. Kaç kişi yakalıyor efendim bir danayı? Vallahi bir 10 kişi grup oluyoruz. Bir danayı yakalamak için. Tabii tabii. Günde kaç tane yakalayabiliyorsunuz? En fazla 4 tane 5 tane. O da fazla. Siz yani kaç tane yakalamayı düşünüyorsunuz bu yıl? Yani bu sene kurbanda 70 tane gibi. Bu 70 tane danayı ne kadar zamanda yakalayacaksınız? Yani 1,5-2 ay içinde anca. Anca. Parça parça yani. Hı hı. Başladıktan bazen mesela çok erken başlıyoruz ama dediğim gibi 2-3 tane olduğundan dolayı. Size saldırıda oluyor mu peki hayvanlar? Tabii ki oluyor. Çok bazen yara aldığımızda oluyor. Hı -hı. Bunların yani yedip içtiği iğnesi, ilacı bu uyuşturucu iğnedir. Başka türlü şey yakalayamıyorsunuz. Yok. Kesinlikle. O da doğada işte görüyorsunuz. Araziyi görüyorsun. Yani dağda yine dana alıyorsunuz siz uyuşturucu. Tabii ki tabii ki. Tamamen doğada yani uyuşturucu iğnesiz veya art niyetli kişiler silahla, evet, vurduktan sonra anca öyle olur. Başka imkanı yok. Evet, yakalamanın imkanı yoktur yani. Şimdi 10 milyondan 20 bin liraya kadar kurbanlıklarımız var. Zaten bir 50-55 tane, 40 tane yıllardan beri sabit müşterimiz var. Doğal olduğu için çok tercih ediyoruz. Tabii ki. Yani doğal, o tamamen doğal. Yani ben iddia ediyorum bunu bizde, Türkiye'de, hı hı, bu kadar bundan doğal dahi yoktur, imkanı yok. Yoktur. Bunu yakalayamazsın. Şimdi bağlayacağım mağazaya topu. Ona bir tane daha tak. Sen arkasına al. Bak bu da aynı olacak. Bak bu. Bana geçsene. Odunu getir. Kamera hiç acele etme. Buraya düştüğü yüz al. Dur oğlum. Tamam bırak. Sür gelsin, bu tarafa sıkıştıralım onu. Öyle bir şey varsa Mustafa da sür gelsin Muhammed. Abi gel seni biraz daha. Sen daha iyi bakalım bunu ya. Dolar abi bağlı buradayım. Hayır gel seni buradan. Arabanın yanına. Bağlıyorum. Sen çek. Vur arkadan. Biraz daha gelsin. Şurada da pamuklara yardım. Çek gelecek. Ayaklarını bir daha kurtar Şevkül abi. Ayağını kaldırın. Her şey ayağını kaldırın.